Bankas UK'in drill piyasasına bir göz atarsak zirvede kimin olduğu çok belli. Central C ve Diggadi. I still gotta take calculated risks. Been 6 months she's waiting to fuck. I had to put girl on a waiting list. If you never went jail, you'll be on a mill. But I've been jail too and I ran through a few. All you niggas better at their wage. I can't even tell guys at their age. Central C'nin 23 isimli mixtape'i haftalarca sıralamalarda bir numara oldu. Diggadi de birçok başarı elde etti. Ama durum şu ki bu iki rapçi ve çeteleri yıllardır savaşıyorlar. Yalnız bizim bildiğimiz Twitter savaşlarından değil, cinayetler söz konusu. Tüm hikayeyi anlayabilmemiz için önce West London'a bir göz atmalıyız. Diggadi Lamprock Grove'da büyüdü. Lamprock Grove, Londra'nın en zengin ve aynı zamanda en kriminal semtlerinden biri. Central C de aynı semtin çocuğuydu. Şu anda ise Lamprock Grove'a 5 dakika mesafede olan Chapel Bush'ta oturuyor. Düşünün, bir adam zengin olmasına rağmen büyüdüğü semtten, yani kriminal bir semtten halen ayrılmıyor. Aynı atmosferde kalıyor. İşte buna ben real derim. Diggadi, Central C ve çeteleri bugün büyük bir çatışmanın içindeler. Ama ilginç olan şu ki bu iki rapçi aslında arkadaşlardı. Ta ki Diggadi 8. sınıfta okuldan atılana kadar. Yani yol ayrımları okul bitince oldu. 2015 yılında Central C şarkılar çıkarmaya başlıyor. Ve J-Hus'un remixine alınmasıyla birlikte ilk defa ismini duyuruyor. Ancak daha rapten para kazanmadığı için bir yandan da ayakkabı mağazasında çalışıyor. Ta ki işten atılıp sokaklara düşene kadar. Ayakkabı mağazasından atıldıktan sonra Central C ilk defa bir çeteye katılıyor. 2015 yılında Lamprock Grove ve Chapel Bush birliktelerdi. Ve 916 çetesinin bir parçasılardı. Hatta 916 gang'in klibinde genç Diggadi'yi görebiliyorsunuz. Ama zamanla çete içten dağılmaya başlıyor. Ve Lamprock Grove'da oturan arkadaşlar ayrı bir çete kuruyorlar. 1011 gang. 1011 posta kodlarının sayıları oluyor. Chapel Bush'un da gençleri iki tane farklı çete kuruyor. İsimleri 12 World ve 12NT. Aynı senede Diggadi ilk şarkısına, yani Hella Bands'e klip çekiyor. Ve bu klipte 1011 çetesinin büyük bir kısmı aktif olarak görünüyor. Bu zamandan sonra Diggadi 1011 çetesiyle birlikte sık sık şarkı paylaşıyor ve ismini duyurmaya başlıyor. Sadece ismini duyurmuyor, bayağı bir ünlü oluyor. Çünkü Diggadi şarkılarına gerçek suçlarından bahseden ilk rapçilerden biri. Ama öyle böyle suçlar değil. Bu suçların arasında cinayet de var. Mesela 2017 yılında öldürdükleri genç bir çocuğun hakkında alay ediyorlar. Çocuğun ismi ise T-West'ti. T-West, Nisan 2017 yılında evinden çıkarken Rhinos Lang Gang'den iki gence rastlıyor. Rhinos Lang Gang, 1011 ile iltifak halinde olan bir çete. Hiçbir suçu olmayan T-West'in midesine bıçak saplıyorlar. T-West o anda hayatını kaybediyor. Bıçaklayan gençler kaçmayı başarıyorlar ama kısa süre sonra yakalanıp delil yetersizliğinden salınıyorlar. Bugünden itibaren hemen hemen her şarkılarında bu gencin ölümüyle alay ediyorlar. Böyle bir durumları ya da bu olayları bizim Türkçe rap piyasasında, hatta Almanca rap piyasasında bile hayal dahi edemiyorum. Bıçaklayan çocuklardan biri T-Rove. Delil yetersizliğinden salındıktan sonra bir klip çekiyor ve yine T-West ile alay ediyor. Klipte olayların nasıl olduğunu senaryo şeklinde anlatıyor. Bunu gören ve dinleyen birçok çete üyesi T-Rove'un peşine düşüyor. Bu sebeple T-Rove 3 saat mesafede olan Telford şehrine taşınıyor. Yalnız bu da onu kurtaramadı. Çünkü kısa süre sonra gündüz 5 kurşunla öldürülüyor. 2017 yılının sonuna doğru Diggadi'nin 1011 gang'i ve Central C'nin çetesi arasındaki çatışmalar gitgide büyüyor. Diggadi gittikçe ün kazanıyor. Ama kendisi ve çetesi şarkılarında gerçek suçlarından bahsettiği için polisler peşlerine düşüyor. 2017 yılının Kasım ayında Diggadi ve 4 arkadaşının bulunduğu araç polisler tarafından durdurulup kontrol ediliyor. Diggadi arabadan atlıyor ve kaçmaya başlıyor. Yalnız birkaç sokak sonra yakalanıyor. Arabanın içinde 4 tane Rambo bıçağı ve 2 beyzbol sopası bulunuyor. Arabada bulunan 5 kişi tutuklanıyor ve tutuklu olarak yargılanıyor. Mahkeme önünde de o Diggadi'nin suçlarından bahsettiği şarkılar açılıp dinleniyor. Diggadi 1 sene hapis yiyor ve bir daha suçlarından rap yapması yasaklanıyor.
Bugünden ve bu olaylardan sonra UK drill piyasası polisler tarafından çok sık kontrol ediliyor. Bir şarkı çok sert ise hemen kaldırılıyor. Every hear lost words that sh, you nerd. Go gulag and ride your bird. Use gangs and merc, get put in a Benz if you hear it skirt. Bow, skirt. Man open chest, I don't want treasure. Jinged his head and made him dirt. Are you fucking dumb, get jinged for fun. They ain't bad boys, see all of them run. Kasım 2018 yılında Digga D hapisten çıkıyor ve aynen kaldığı yerden devam ediyor. Yalnız Digga D hapisteyken birçok şey değişmişti. Rakip çeteden ve düşmanı olan Central C ünlü olmaya başlamıştı. Bu Digga D'nin hiç hoşuna gitmiyordu. Aralık 2018 ayında Central C kardeşi ve iki arkadaşıyla birlikte semtlerinde gezerken iki çocuk bunlara çatıyor. İki çocuktan birisi bıçak çekip Central C'nin kardeşinin omzuna saplıyor. İki çocuk kaçıyor ama kısa süre sonra tutuklanıyorlar. Ve tahmin edin kankas, bu iki çocuktan biri kimdi? Doğru. Bir ay önce hapisten çıkan Digga D. Bu olayda delil yetersizliğinden kapatılıyor. Bu genelde iki tarafta ifade vermeyince oluyor. Ocak 2019 yılında Digga D yine büyük bir kavgaya karışıyor ve 2,5 sene hapis yiyor. Yalnız hapiste akıllanmıyor ve çıkan bir kavgada karşı taraf gözüne bıçak saplıyor. Birkaç ay Digga D o gözle hiçbir şey göremiyor. Mayıs 2020 yılında ise Digga D tekrar hapisten çıkıyor. O zamandan beri Central C ve Digga D aralarında hep üstü kapalı göndermeler oluyor. Who the fuck is Central C? The only wild in West is we chefed his brother went to jail but still took the not guilty plea. I bust the case, they set me. Last time I let that slide but this time I ain't gonna let that run. They made a diss track, that shit was too wack. You wanna know what flesh looks like? Yeah, yeah. You ever seen a man's chest get knife? All of my guys use knives, I strap with tanks, our flesh just going off. Kankas, hikayemiz buydu. Şimdi hepiniz düşüncelerinizi yorumlarda belirtin ve emeklerim için bir like bırakırsanız çok sevinirim.